Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türkiye Yunanistan'ı tutuşturdu, çok fena bir şekilde korktular. Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi'nin geliştirdiği Milli Muharip Uçak önceki gün itibariyle piste çıktı. Uluslararası kamuoyunda jetimiz büyük bir ses getirerek bu gelişmeyle Yunanistan'da endişelenmemiz gerekiyor şeklinde yorumlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmail Demir, önceki gün yaptığı bir paylaşımında Milli Muharip Uçağın Çanakkale Zaferi anısına piste çıktığını duyurdu. Bir yandan depremin tahrip ettiği 11 kentimiz ve ilimiz devlet ve millet dayanışmasıyla beraber ıslah edilmeye çalışılırken, diğer yandan Türkiye vizyonuyla beraber bu kapsamda özellikle sanayide önemli adımlar atılıyor. Savunma sanayi alanında son 4 ay içerisinde Kızıl Elmamız, Anka 3'ümüz, Milli Muharip Uçağımız da büyük bir aşama kat etti. TCG Anadolu gemimiz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine dahil edildi. Otomobil sanayinde Türkiye'nin ilk yeni elektrik otomobili olan TOGG'umuzun satış fiyatı duyurulurken ön siparişlerde alınmaya başlanıldı. Bu gelişmeler özellikle birçok açıdan ABD'nin F-35 ile beraber kıyas edilmiş Milli Muharip olan uçağımız Yunanistan'da büyük bir ses getirdi. Değerli izleyenler, Yunanistan'da yapılan yorumlar endişelenmemiz gerekiyor yorumunda bulundu. Stavros Yannis imzalı bir yazıda yakın bir vadede Türkiye mevcuttaki F-16 envanterini Milli Muharip Uçak'la beraber değiştirebileceğini söyledi. Yazıda savaş uçağımızın yüklenici firmasının TUSAŞ olduğu, ARGE çalışmasının Ankara'da sürdüğü, taksi çalışmalarının 17 Mart tarihinde tamamlandığı da aktarıldı. Değerli izleyenler, Yunan medya kuruluşları Yunanistan devletinin özellikle Atina'da sebep olan endişelenmesi gerektiğiyle ifade ederek şu şekilde devam etti. Türkiye'nin 5. nesil prototip savaş uçağı henüz ilk testini geçti ve önünde birkaç yıllık bir gelişme süreci daha var. Ancak bütün bunlara rağmen Türkiye çok önemli bir şey kanıtladı. Ülke her şeye rağmen bir savaş uçağının prototipini yapmayı, onu çok az ülkenin ulaştığı bir aşamaya kadar geliştirmeyi başardı şeklinde bir yorumda bulundular.